Onur. Günaydın. Günaydın. Erken kalkmışsın. Eşyaları toparladım. Keşke beni de uyandırsaydın. Ne gerek var hayatım? Dün zaten çok yoruldum. Dinlenebildin mi bari? Evet. Ben de bir an önce hazırlanayım da seni geçe bırakmayayım. Şimdi aklın işindedir. Tamam. O zaman bir kahvaltı yapıyoruz, sonra çıkarız yola, olur mu? Tamam canım. Tamam. Canım ben dükkana gideyim diyorum. Tamam hayatım, nasıl istersen. Vallahi 2 günde özledim bizimkileri. İyi o zaman sen onlarla hasret gider. Benim işim zaten fazla uzun sürmez. Akşam bir şeyler yapmak ister misin? Yok canım ya. Yol yorgunu oluruz. Şöyle ayaklarımızı uzatırız. Birbirimize sarılıp film izleriz. Güzel fikir. Tamam. Anlaştık. Teşekkür ederim. Ne için? Sürprizin için. Ya Onur dalga geçme ama. Ya dalga geçmiyorum. Yani gerçekten benim için düşünmen çok önemli. Ben gayet mutlu oldum. İyi o zaman. Ben de rica ederim derim. Tabii biraz aksaklıklar olmadı değil. Biraz mı? Yani birazdan biraz daha fazla. Ama hiç problem değil. Bak çok samimi söylüyorum. En yakın zamanda daha güzel bir yere gideriz, tamam mı? Tamam, anlaştık. Anlaştık. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Selam söyle. Tamam, söylerim. Ha bu arada ben işim bitince gelirim, seni alırım, evimize birlikte gideriz, tamam mı? Yok, ben eve erken gideceğim. Kocacığıma yemek hazırlayacağım da. Öyle mi diyorsun ya? Görüşürüz. Hadi dikkat et. Sen de. Şunları da şöyle koyduğum zaman bu iş bitecek. Ay. Selam. Ablacığım. Lale. Hoş geldin. Abla. Lale. Anneciğim. Canım. Özlediniz mi beni? Ay özlemez olur muyuz ablacığım, tabii ki. Ablacığım özledik tabii de niye buradasın? Kızım alınma ama niye geldin ki sen? Balayında değil miydin? Onur'un acil bir iş çıktı. Erken dönmek zorunda kaldık. Balayından. Balayından dönecek kadar ne acil işi varmış onun? Söylesene kızım. Ay kötü bir şey oldu. Hay Allah ya. Hiç biz gün yüzü göremeyeceğiz herhalde. Kızım ne oldu? Çekinme bak, anlat. Her şey olabilir. Ben ablandan alışığım yavrum. Aşk olsun ama anne. Alınıyorum ama bak artık ha. Alınma sen de. Gönül koyma. Ay yavrum ne oldu? Şantiyede yangın çıktı da biz de apar topar geri döndük. Attım, başka bir şey söyle. Vallahi. Yok artık. Gerçekten mi ya? Daha neler? Ay üst üste ne oluyor? İşte haber geldi. Şimdi Onur'un balayında olması da olmazdı yani. Biz de apar topar çıktık, balayını da yarıda bıraktık. İşe bakar mısın? Ama en güzelini yapmış yani. Oğlan iş adamı çünkü. Oğlan sorumluluk sahibi. Atlamış gelmiş. Bu çok başka bir oğlan bu. Hiç affedersiniz ama babadan o oğlan çıkmaz. Hele o anadan hiç yakından uzaktan çıkmaz. Onur'u dayısı büyütmüş. Ay ne diyorduk, ne bir şey konuşuyorduk. Yalnız anne dayıdan bahsedilince nasıl gözlerinin içi parladı değil mi?
Senin gözlerini parlatmak için de bir şey biliyorum. Neyse, tamam onun dışında nasıl geçti? Anlat hadi. Ha, anlasana ablacığım. Hı? Güzel de otel falan çok güzel tabii, ikinci otel. Güzel geçti yani. Ben size güzel bir kahve hazırlıyorum köpüklü köpüklü. Siz muhabbete devam. Hadi köpüklü köpüklü. Siz kaynatmaya devam edin. Abla anlat anlat. Ay evet, ne oldu ha? Ne yaptınız ablacığım? Uyudum. Ne? Ya abla çok erken uykum geliyor. Anlamadım ya, hamilelikten herhalde. Ay evet ablacığım, vallahi sen de haklısın ha. Ay hatırlamıyor musunuz kızım beni, hamileliğimin son 3 ayında akşam yüzü görmüyordum neredeyse be. Böyle tavuk gibi erkenden yatıyordum yani. Evet hatırlıyorum. E abla gece tamam da diğer zamanlar ne oldu? Ha. Bilmiyorum Nergis ya. Kadersizim herhalde ben. Her şey üst üste geldi işte, olmadı. Olmayınca da olmuyor demek ki. Ay deme öyle bir, kıyamam. Ay. Abla ben sana gerçek fikrimi söyleyeyim mi? Hı. Bence eniştem sana trip atmış. Niye? Aa ya Onur böyle biri değil ki. Yani oteli beğenmedi diye bana küsecek mi? Ay yok ablacığım ya, yine felaket tellallığı yapıyor, bakma sen buna. Yani eniştem evet öyle birisi değil. Kesin böyle işlere falan takılmıştır kafası. Yani bu daha makul. Bence de kafasını oraya takıyor. Ay, evet ablacığım. E ne kadar da biliyorsun işlerine düşkün. Evet. Belki de daha büyük problem var, bana söyleyemiyor. Hı? Ne, o da olabilir. Yani yoksa böyle apar topar dönmezdiniz herhalde. Ay kim bilir ne kadar üzülüyordur, bana da bir şey diyemiyor. Ay evet. O zaman ne yapıyoruz ablacığım? Senin yerin burası değil. Senin yerin eşinin yanı. Ona bu zor günlerinde destek oluyorsun. Araban da burada zaten. Biz böyle karşılıklı çene çalarak vakit kaybetmeyelim. Hadi sen bir an önce kalk git. Hadi ablacığım. Ay çok iyi fikir. Ben gideyim o zaman. Ha, hadi. Nergis kalk biz de gidelim. Allah bilmiyor. İçim içim yiyor ha. Ay tamam abla. Yedin beni. Yedin. Sana ne oluyor ya? Yolda anlatırım ablacığım. Hadi kalk. İyi hadi anneme haber verin. Ha, hadi. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi, karanlıklardan çıkmalı.